9. ünite devletleşme sürecinde savaşçılar ve askerler. Bu ünitemizde Osmanlı'nın ordusundan bahsedeceğiz. Peki ne olacak? Osman Bey'den bahsedeceğiz. Orhan Bey. Ardından 1. Murat dönemine yine değineceğiz. Dirlik sistemi, devşirme sistemi, tımar sistemi. Genel olarak bunlardan bahsedeceğiz. İlk olarak diyeceğiz ki Beylik döneminde Osmanlı'nın askeri gücü Osman Bey dönemi. Osman Bey döneminde düzenli bir ordu yok arkadaşlar. Askeri gücü daha çok böyle kayıboyunun gönüllü fertlerinden oluşacak. Tabi Osman Gazi'nin etrafında toplanan bu dönemde kişiler daha çok gaza ve ganimet amacıyla toplanan alplerden ve gazilerden oluşacaktır. Baktığınız zaman Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar ilk dönemlerde gazilerden oluşmuş. Tamamı atlı aşiret kuvvetlerin bir yerde toplanması sağlanmış ve sefere çıkılacaktır arkadaşlar. O yüzden sefer bitince de insanlar evlerine dağılıyorlar. Yani böyle düzenli bir ordu yok. Baktığımızda Osman Gazi'nin kendi safında savaşan Türkmen aşiretlerine ganimetlerden pay vermesi ve arkadaşlar ele geçirilen toprakları yerleşme hakkı tanınması aslında Osman Gazi'nin etrafında birçok beyinde boyunda toplanmasına neden olacak. Bu dönemde arkadaşlar Osmanlı'nın ordusunda önemli teşkilatlar var arkadaşlar. Mesela nedir bu? Ahyan-ı Rum, Bacıyan-ı Rum, Abdalan-ı Rum, Gaziyan-ı Rum adları alınan önemli zümrelerdir. Peki Abdalan-ı Rum nedir arkadaşlar? Dervişlerin oluşturduğu bir teşkilattır. Ahyan-ı Rum ise aylık teşkilatı içindeki askeri talim yapan bir grup arkadaşlar. Tabi Bağcıyan Rus'a Anadolu kadınlarıdır arkadaşlar. Bu önemli. Düşmanlara karşı hep birlikte mücadele edecekler. Bunun için de Gaziyan Rum ise Gazi'den gelsin aklınıza. Anadolu'daki bu gazilerin, alplerin oluşturduğu, gazilerin oluşturduğu bir teşkilat. Özellikle Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde bu gruplar etkili olacaktır. Şimdi Orhan Bey dönemine baktığımızda Orhan Bey dönemi biraz daha ordunun düzenli olması anlamında önemli gelişmeler var. Ne yapılıyor bu dönemde? Yaya ve Müsellem adıyla ilk düzenli birlikler oluşturulacaktır. Özellikle sınırlar genişleyince düzenli orduya ihtiyaç var. Çünkü bu dönemde aşiretler arkadaşlar o aşiretlerden ordu toplanıyor ama aşiretlerde bir düzen yok, bir disiplin yok. Yani bir nizam yok. Çünkü bunlar ekstra farklı işler de yapıyor. Sadece işleri askerlik olmadığı için farklı işlerle de uğraştıkları için böyle bir disiplin söz konusu değil. Bu da çok uzun vadede başarı getirmeyecek. Tabii 1. Murat döneminde arkadaşlar Yeniçeri Ocağı kurulmasında tabii yaya ve müsellemler geri planda kalmasına neden oluyor. Şimdi bu dönemde Yeniçeri Ocağı kurulacak. Yeniçeri Ocağı biliyorsunuz tamamen işleri askerlik. Orhan Bey döneminde kullanılan yaya ve müsellem geri planda kullanacak. Daha çok bunlar o işte savaş sırasında ordunun geçeceği köprüleri tamir eden ve yolları açan bir zümre olarak kullanacaklar. Daha çok savaşın arka planında görev almaya başlıyor yaya ve müsellemler arkadaşlar. Yolları açmak dediğim, siper kazıyorlar, erzak taşıyorlar, kale tamiri vesaire gibi işlerde bulunacaklar. Bir uyarımız var bakalım. Osmanlı Devleti'nde ilk fetihleri uç gazilere bağlı Türkmen kuvvetleri yapacak. Uç Türkmen kuvvetleridir. Arkadaşlar uç gazileri geniş arayı süratle fethetmiş, köylere hakim olmuş. Kalelerin etrafında küçük kaleler inşa etmişlerdir. Bu dönemde zaten gaziler, Türkmenler önemli fetihlerdi. Şimdi hem Osman Bey'in hem de Orhan Bey'in dönemlerinde gösterilen bir arazi, toprak arazisi var burada. Şimdi bakıyoruz arazi haritası var. Şimdi Osman Bey döneminde görüyorsun Söğüt Domaniç böyle küçük bir yer. Ama Orhan Bey döneminde sınırlar ne kadar genişliyor arkadaşlar bakın. Çok inanılmaz bir genişleme var aslında. Gittikçe böyle Bizans'a yaklaşılmış durumda. Yani İstanbul'a. Peki ÖSYM ne sordu? ÖSYM 2017'de LSS'de bir soru sormuş. Demiş ki Osmanlı Devleti kuruluştan itibaren devlet teşkilatlanmasına büyük önem vermiştir. Devlet bir yandan fetihlerle genişlerken bir yandan da teşkilatlanma ve kurumsallaşmasını geniş hatlara ve ihtiyaçlara göre biçimlendirmeye devam etmiştir. Bu amaçla fetihlerin daha sağlıklı yapılabilmesi için Orhan Gazi döneminde daimi ordu oluşturmuş. Bakın Orhan Gazi döneminde biliyorsunuz ilk düzenli ordu Orhan Gazi döneminde kuruluyor. Bu dönemde kurulan Osmanlı Devleti'nin ilk düzenli ordu teşkilatı
teşkilatının temelini oluşturan birlik hangisidir diyor. Cevabımız direkt nedir arkadaşlar? Veya ve müsellemler olacaktır. Şimdi 2011 LYS sorusu ÖSYM ne sordu diyor. Şimdi savaş sırası aşağıdaki hangisi Osmanlı ordusundaki Akıncılar grubunun görevlerinden biridir? Akıncıları sormuş. Savaş sırasında saltanat, sancaklarını ve padişahın çadırını korumak. Arkadaşlar bu işi sipahiler ve silahtarlar yapar. Hiler ve silahtarlar. Düşman ordularına saldırmak, orduyu keşif hizmetinde bulunmak. Keşifi gördüğünüz hemen aklınıza Akıncılar gelir arkadaşlar. Öncü birliklerdir, önemli birliklerdir. Cevabımız Bursa olacak ama diğerlerine bakalım. Ordunun geçeceği yolları açmak, köprüleri tamir etmek. Arkadaşlar biliyorsunuz bunu da yaya ve müsellemler yapacak. Ordunun ihtiyacı olan mermi, bomba, havan topu, humbaracılar arkadaşlar. Kuşatılan kaleleri tünel kazmak, top fitillerini ateşlemek, tüneli gördüğünüzde lağım gelsin aklınıza. Lağımcılar. Sizler diyeceğiz. Evet, şimdi tımar sistemi Osmanlı'da önemli bir sistem. Özellikle taşra topraklarında hep tımar sistemi uygulanıyor. Fetihler arttıkça toprak sınırlarını genişledikçe bu sistem öyle bir sistem ki Osmanlı Devleti'ni hem askeri anlamda güçlü tutuyor hem ekonomik anlamda hem de güvenlik anlamında güçlü tutan bir sistemdir. Bir bakalım tımar neymiş arkadaşlar. Şimdi bazı devlet memurlarına geçimlerini ve hizmetleri karşılığında devlet belirli bir bölgenin arazisini veriyor. Onun sorumluluğuna bırakıyor. O kişi aynı zamanda vergi toplama yetkisini de kendisinde bulunduracak. Şimdi tımarın tabi uygulama aşamaları vesaire var. İlk aşamada arkadaşlar fethedilen herhangi bir bölgenin tahriri yani sayımı yapılır. Neden sayımı yapılır arkadaşlar? Öncelikle arkadaşlar farklı büyüklükte parçalara ayrılır. Bu topraklar rütbe ve mevkilere göre dirlik olarak veriliyor memurlara. Sonra bu yer alan delikler gelir durumuna göre de üçe ayrılacak. Has, zehamet ve tımar olmak üzere. Bu uygulama aşamalarına göre tımar sistemi dağıtılacak. Ardından uygulama sebeplerine baktığımızda birincisi arkadaşlar paranın kullanımı. Bakın naklinin yaygın olmaması. İkincisi tarımda üretimin devamını sağlamak. Çünkü arkadaşlar halktan vergi topladıkları için halkta vergi vermek zorunda. Vergi vermek için de tarım işlemek zorunda. İşlendiği için de tarım arazisi boş kalmıyor. Merkezi yapının güçlü tutulması, evet aynı zamanda asker de yetiştirilecek. Refah seviyesini arttırmak çünkü bölgenin asayişini de sağlıyor bu sistem. Baktığımızda arkadaşlar tabii toprağa bağlı askeri yapı oluşturulacak. Vergilerin ürün üzerinden alınması, düzenli olarak toplanması, devlet memurlarının maaşlarının karşılanması ücretsiz var. Çünkü burada devletin genel merkezine yani merkeze, başkente para gönderilmiyor. Oradaki gelen paralarla asker yetiştirilecektir arkadaşlar. Tabi tımar sipahiyle baktığımızda tımar sipahiyle vergiyi ne yapacak? Raya'dan toplayacak arkadaşlar. Ve kendi hakları dışında herhangi bir vergi talep edemeyecekler. Çünkü talep etmeleri durumda bölgede kadılar bulunur. Kadılar aynı zamanda oranın arkadaşlar adaletini sağlar. Hukuki olarak insanların yaşamını ve sistemi kontrol edecektir arkadaşlar. Tabii bu sistemi ilk defa Osman Gazi başlatıyor. Bakın tımar sistemini. Daha sonra zamanla arkadaşlar bu sistem daha da kökleşmeye başlayacaktır. Orhan Bey döneminde ise arkadaşlar dirlik sisteminde yine düzenlemeler yapacak. Has ve tımar olarak bölünecek. Fakat 1. Murat döneminde ise arkadaşlar buna ek olarak zehamet de getirilecektir. Yani her padişah bir nevi tımar sistemine bir eklemeler yapıyor bu dönemde. Şimdi dirlik arazi diyelim. Şimdi dirlik arazi arkadaşlar dediğim gibi aslında yine hizmetleri karşısında devlet görevlerine ve savaşlarda aralık gösteren askerlere tahsis edilen kaynaklara biz nevi dirlik diyoruz. Dirlik araziler 3 gruba ayrılacaktır. O alınan miktara göre değişiyor. Birincisi has arazi diyeceğiz. Arkadaşlar yıllık geliri 100 bin akçeden fazla olan dirliklere has denir arkadaşlar. Has sahipleri dirliğin her 5.000 akçesi için orduda bir asker yetiştirmek zorundadır. Zehamet ise arkadaşlar daha da orta
Burada yıllık geliri 20 bin ile 100 bin akçe arasında değişecektir. Zehamet sahipleri ise her 5 bin akçesi için bir cebel ödediğimiz atlı asker yetiştirecektir. Daha sonra tımar sistemi ise yıllık geliri 20 bin akçeye kadar olan dirliklerdir. Burada da ilk 3 bin akçe dışındaki her 3 bin akçesi için de orduya bir cebeli yetiştirmek zorundadır. Yani sistem otomatikmen orduya asker hazırlıyor. Şimdi çıkmış bir sorumuz var. ÖSYM ne sordu? Aşağıdakilerden hangisinin tımar sisteminin özelliklerinden biri olduğu savunulamaz? Köylünün şikayet hakkının olması. Evet. Köylünün delik sahibinin malı sayılması. Kalsın. Köylünün vergi yükümlü olması. Evet. Köylünün üretimi artması için delik sahibinin önlemler alması. Evet. Köylü toprağı kullanma hakkını miras evet bırakabiliyor çocuklarına. Fakat delik sahibinin malı sayılmaz. Delik sahibinin malı sayılsa bilinir feodalite gibi bir düzen ortaya çıkacaktır. Topraklar genel olarak devletin malıdır. Birlik sahibi dediğimiz kişi yani sorumlusu memur sadece onu işletmekle, yönetmekle ilgilenir. Şimdi delik sisteminin faydalarına baktığımızda ne olacak? Birincisi vergiler zamanında toplanacak arkadaşlar. Devlet hazinesinden para çıkmadan savaşa hazır ordu teşekkül edilecek. Üretimde süreklilik sağlanacak çünkü toprak sürekli işlenecek. Merkezi otorite güçlü tutulacak. Ülke genelinde asayiş sağlanacak çünkü onlar aynı zamanda savaş olmadığı zaman da o bölgenin, o köyün, o kasabanın güvenliğini sağlıyorlar. Jandarma kuvveti gibi düşünün. Göçebelerin yerleşik hayata zarar vermesini engelleyecekler. Ülke bayındır hale gelecek ve devlet memurlarının maaşları ödenmiştir bu şekilde, bu yöntemle. Peki neden bozuluyor? Dirlik sistemimiz maalesef zaman içerisinde bozulacaktır. Özellikle duraklama döneminde bozulmalar çok olmaya başlayacak. O dönemde Anadolu'da Celali isyanları çıkacak. Üretim olumsuz etkiliyor. Fetihler durma noktasına geliyor. Artık eski gücünde değil Osmanlı. Nüfus dengesiz olarak artacak. Bazı yerlerde artacak, azalacak. Tımar sahipleri çağa ayak uyduramayacaklar. Halen geleneksel yöntemlerle ordu yetiştirmeye çalışacaklar. Diliklerin haksız biçimde dağıtılması arkadaşlar. Zamanla adam kayırma torpil de girecek. Köylünün vergi toprağı terk etmeye başlaması. Arkadaşlar bu tarz nedenlerden dolayı zamanla tımar toprakları önemini kaybedecek ve iltizam sistemine çevrilecek. Artık devlete nakit para ihtiyacı olduğu için mültezimlere bırakılacak bu sistem. Arkadaşlar tımar sistemi yönetim anlamında, ekonomi anlamında ve askeri anlamda önemli bir sistemdir. Bu üç alanda da ilgili bir alan. Şimdi tarih defteri bir defter arkadaşlar. Osmanlı Bey'in bir yeri fethetti. O fethettiği yerde arkadaşlar sayım yapar. İşte bu sayımlara biz ne diyoruz? Eyaletlerde yapılan sayıma tahrir defterleri diyoruz. Aslında tarih defterlerine kaydedilir. Tarih defteri değil de tahrir defterlerine kayıt ediliyor arkadaşlar. Peki ne yapılıyor? Çünkü orada mesela gittiği yerlerde eyaletlerde bir nüfus gelir kaynakları tespit edilir arkadaşlar. Devlet görevlileri, şahısları, vakıfları, hizmetleri karşısında maaş, mülk ve gelir olarak da dağıtılacaktır arkadaşlar. Tabi bu sistem ile bulunan bölgedeki hem nüfusu öğreniyorsun hem ekonomik durumu hem de toprak sistemini öğrenebiliyorsun arkadaşlar. Burada bir uyarımız var diyor ki tımarlı sipahiye eden kanunnamelerde belirtilen oranlarda fazla belki talep edemezdi. Ayrıca ürün olarak ödemesi gereken vergiyi nakit olarak alamaz ve ürünü daha uzak pazarlara götürmesini köylüden isteyemezdi. Çünkü köylü bunu yapma hakkına sahip değil. Köylü keyfi olarak tarlasını boş bırakamaz. Evet, orada ne amaç? Üretimde sürekli sağlamak. Diyelim köylü tarlasını boş bıraktı. Bakın, çift bozan dediğimiz bir vergi öder. Çift bozan tarlasını boş bıraktı. Köylünün sahibinden gelebilecek haksızlığa karşı da direnme ve hakkını aramak hakkı var. Ne yapıyor? Çünkü o bölgelerde de bu konularda kadılar ilgilenecektir. Şimdi Osmanlı toplum düzenine bakalım şöyle. Şimdi Osmanlı toplum dediğimizde arkadaşlar ikiye ayrılıyor. Bir askeriler dediğimiz bir reayalar. Neden bu ikiye ayrılıyor? Çok basit. Askeriler vergi ödemez. Reaya dediğim halk vergi öder. Ayrım temel noktası bu. Baktığımız zaman beraya askeri yöneten sınıf yani aslında devletin yöneten asker, bürokrasi, memur sınıfı bu sınıf olacaktır arkadaşlar.
Ve bu sınıf dediğimiz gibi askerlik hizmeti, memurlar ve statüsünde bulunan askeri sınıf oluşturacaktır. Bu sınıfların içinde ne bulunur? Beyler beyi bu sınıftandır. Sancak beyi bu sınıftandır. Müderris, kadı, tımarlı, sipahi, vezir, vezir azam bu sınıftadır arkadaşlar. Çünkü bunlar vergi ödemezler. Tabii bunların kendine göre sorumlulukları elbette olacaktır. Şimdi böyle bir durum da var. Bu insanlar bakın vergiden muaftırlar. Bu insanlar arkadaşlar Müslüman olmak şartı aranacaktır arkadaşlar. Yani Müslüman olmak zorundalar. Tabii yönetenler tevişirme var ama onlar Müslüman olmuş tevişirmeler. Ve Divan-ı Humayun askeri sınıf mezunlarınca oluşturacaktır ki buranın yöneticileri genelde emirinden mezun oluyorlar. Peki halk nedir? Halkı biz o dönemde hem tebaa diyoruz hem reaya diyoruz. Yönetilen sınıf, vergi veren sınıftır. Bu sınıf hem Müslümanlardan hem de gayrimüslimlerden oluşacaktır. Şehirdekiler, kasaba, köy ahalisi, konak göçerler hepsi bu sınıfın bir üyesi. Bunların temsilcisi Divan-ı Humayun'da yok arkadaşlar. Çünkü yönetme hakları yok. Ve arkadaşlar yine de Osmanlı Devleti'nde askeri veraya ayrımı tımar sisteminin siyasi ekonomik temellerine de dayanacaktır arkadaşlar. Şimdi tımarın şu özellikleri var önemli. Şimdi tımarlar arkadaşlar miras bırakılması, satılması, kiraya verilmesi, vakfedilmesi, bağışlanması yasaktır. Yani babadan oğula bu senin malıdır diye bir şey yok. Herkes orada geçici olarak düşünebilirsiniz. Seferler sırasında da sipahilerin onda biri arkadaşlar bulundukları yerleri bakın asayişini, güvenliğini sağlamak zorundadır ve orada üretimine devam edecektir. Onda biri kalıyor o bölgede. Evet şimdi orduyu da Osmanlı'da orduyu ikiye ayıracağız. Şey, ikiye ayırıyorum arkadaşlar. Aslında orduyu burada şöyle ayıracağız. Devşirme sistemine bağlı bir ordu sistemi var burada. Bunlardan biri mesela arkadaşlar pençik sistemi, diğeri devşirme sistemi. Bunlar aslında kapı kolu ocakları olarak da geçecekler. Nedir bu? İlk olarak pençik sistemi uygulanacak. Daha sonra devşirme sistemi oluşturacaktır. Bunlar merkez ordusudur. Aslında merkez ordusu dediğimiz bu ordu İstanbul'da yer alır arkadaşlar. Padişahın etrafındadır. O yüzden merkez ordusu veya İstanbul ordusu olarak da bilinir. Kapı kulu ocağı denilmesinin nedeni de aslında böyle kul anlamında kullanılmıştır. Yani hükümdara sadık askerler anlamında kullanılıyor bu ocak. Bu ocağa baktığımızda pençik sistemi dediğimiz gibi Farsça'daki penç ile yekin birleşimi 5'te 1 anlamına gelecek ve 1. Murat döneminde oluşturulacak savaşlarda alınan esirlerin 5'te 1'i kullanılacak, orduya alınacak, asker yapılacak. Özellikle Hristiyan çocukları daha çok alınacaktır. Daha sonra bu biraz daha gelişecek. Bu sistem devşirme sistemi olacak. İlk olarak 1. Mehmet döneminde uygulanmaya başlanacak. Fakat böyle merkezi şekilde oturması ise 2. Murat dönemine tekabül edecek. Bu da ne olacak? Savaşlar sırasında Hristiyan ailelerinden çocukların devlet hizmetine alınmasıdır. Bu devşirme sistemi zamanla Avrupa'da arkadaşlar Avrupa topraklarında uygulansa ihtiyaca göre Anadolu'da da ve Kafkasya'da da uygulanacaktır ama genelde gayrimüslim çocukları alınıp devşirilecektir. Önce ne yapılıyor? Koruyucu ailelerin yanına bırakılıyor. Eğitim veriliyor. Askeri gücü iyi olanlar arkadaşlar. Acemi olanlar ocağına. Daha sonra zeki olan, yetenekli olanlar ise Enderun'a gönderiliyor. Oradan da üst düzey rütbeli olarak da ayrılıyorlar. Şimdi buradaki amaç ne aslında? Birincisi merkezi otoriteyi güçlü tutmak, padişahın mutlak otoritesini korumak. Çünkü bunlar birbirinden bağımsız kişiler. O yüzden bir aile zümreye ait değiller. Yani bir Çandarlı Halil ailesi gibi değil. Çandarlı ailesi gibi değil. Bu yüzden bir grup oluşmamış. Tek diller, bağımsızlar. Padişah için bir tek tehlike oluşturmuyorlar. Herhangi bir şey grubun imtiyaz kazanması ve güçlü sınıf haline gelmesini engellemek arkadaşlar. Bir grup istemiyor. Türkistan adet gelenekleri hükümdara ve devlete sadakat de bakın. Kul dediğimiz askeri yöneticiler yetiştirmek. Uç beylerine ve tımarlı sipahilere karşı denge unsuru oluşturmak. Üstün özelliklere sahip askeri ve bürokrasi sınıfı oluşturmak. Ve gayrimüslimlerin devlete bağlılığını arttırmak. Çünkü aynı zamanda sen çocuklarını alıyorsun. O çocuklar bildiğin padişahtan sonraki kişi olabiliyor. Yani sadrazam olabiliyor. Bu önemli bir şey. Bu o aileler için bir aslında bir statü. Bir değer arkadaşlar. Şimdi kapı kulu
Ocağı askerleri bir nevi kapıklı askerleri paralı askerlerdir arkadaşlar. Paralı askerlerdir, ücretli askerlerdir. Bu askerlere böyle 3 ayda bir ulufe adı verilen bir maaş verilir. Her hükümdar değişiminde de bahşiş verilir. Cülüs bahşişi arkadaşlar. Biz bu askeri sınıfı atlı olarak yani atlı ve normal piyade yürüyen asker olarak diyelim piyade ve atlı olarak ikiye ayıracağız. Şimdi bunlardan ilki kapı kolu süvari dediğimiz atlı askerler altı bölük halkı olarak da geçmektedir. Bunlar arkadaşlar derecelik ve maaş bakımından piyadelerden üstündür. Zaten hükümdarın özel korumaları gibi düşünebilirsiniz. Bugün mesela Cumhurbaşkanı'nın korumaları var o dönemki hükümdarın korumaları. Sipahiler ve silahlılar ne yapar biliyor musunuz? Savaş esnasında padişah ve padişahın çadırını, otağını korurlar. Garipler sağ ve sol diye ikiye ayrılıyor. Hazine ve ordunun ağırlıklarını korurlar. Silahlarını vesaire. Ulufeciler ise savaş esnasında saltanat sancaklarını korurlar. Sağ ve sol ulufeciler. Bunlar önemli birliklerdir. Bir de piyade var dediğimiz kapı kulu askerleri var. Bunlardan birden fazla var arkadaşlar. İlki acemi olanlar ocağı. Arkadaşlar acemi olanlar ocağı ilk olarak arkadaşlar 1. Murat döneminde Gelibolu'da kurulacaktır. Dediğim gibi esir alınan bu çocuklar veya işte gönüllü olarak da alınan çocuklar oluyor. Bu çocuklar belirli eğitimden geçiyor ve ailelerin yanında kalıyor. Bir kısmı Enderun Mektebi'ne gönderiliyor. Saray ve devlette ihtiyaç duyulan kadroları da eğitiliyor. Diğer kısmı ise arkadaşlar acemi ocağından çıkıp Yeniçeri ocağına geçiyor ve biz buna kapıya çıkma ve bedelgah adı veriliyoruz. Ve arkadaşlar bu sistemde askerler yetişebiliyor. Evet, Zekiler Enderun'da. Evet, cebeciler ise arkadaşlar ordunun bir nevi teçhizatları ile ilgilenir. Ok, yay, kılıç, kalkan gibi silahların bakım, onarım ve imalat ile ilgilenir. Lağımcı ocağı ise arkadaşlar kale kuşatmalarında tüneller yani lağım kazıp fitil döşeyerek patlatırlar. Özellikle surların altına arkadaşlar döşüyorlar ki surların çökmesini sağlamak için. Lağım tünelden gelsin. Humbaracı böyle havan topu, humbara, bakın havan topu, humbara adına el bombalarını imal eden sınıftır. Şimdi ÖSYM bize bir soru sormuş. Yeniçeri Ocağı'na asker yetiştirmek için zamanında kurulmuştur. Şimdi boş bırakılan yerler sırası hangisi gelir? Şimdi Osman Bey Kapıkulü Süvari Birliği, 2. Murat Sekbani Cedid, 1. Murat, evet şimdi bak ne diyor? Asker yetiştirmek için diyor. 1. Murat döneminde acemi olanlar ocağı asker yetiştirmek için kurulacaktır. Cevabımız Denizli oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 2010 YGS sorusu var. Osmanlı Devleti'nde tımar sistemiyle işletilmesi köylülere bırakılan toprağın çift yarım çift büyüklüğüne göre tanımlanması, üretim vergisinin ürün belli bir oran olarak hesaplanması, mülkiyeti devlete ait olması. Durumların hangi büyük toprak sahiplerinin ortaya çıkmasını ve Avrupa'dakine benzer feodal sistemin görülmesini engellediği savunulabilir. Arkadaşlar Osmanlı'da feodal sisteminin olmamasının tek nedeni bakın. Özel mülkiyet olmaması. Özel mülkiyet varsa feodal sistem vardır. O yüzden mülkiyetin devlete ait olmasından dolayı arkadaşlar cevabımız Ceyhan olacaktır. Evet, Yeniçeri Ocağı bu kapıklı ocakları arasında en prestijli sınıflardan biridir. Zamanın muazzam ordusudur arkadaşlar. Çok efsane başarılar elde etmiştir. Tabi bunlar hep böyle işleri kışlada yatarlar, kalkarlar hep askerdir arkadaşlar. Görevleri padişah sarayı korumak, İstanbul'un güvenliğini sağlamak, önemli sınır boylardı. Kaleleri korurlar. Şimdi Yeniçeri askeri olacak kişi bir 40 yaşına kadar evlenemez. Yasak. İşi askerlik. Ticarette uğraşmaları yasaktır. Ve bunlar kendi alanında profesyonel askerlerdir. Topçu ocağı, arkadaşlar topçu ocağı diz üstünde top döker, muhafaza eder. Top arabacıları ise topları taşıyan sınıftır arkadaşlar. Topları döken, kullanan top ocağı, bunu taşıyan sınıfa ise top arabacıları sınıfı diyoruz. Bostancılar ise saray, kasır,
köşkleri koruyan arkadaşlar özel bir birliktir. Ayrıca limanlarda asayişi de sağlar arkadaşlar. Evet, bu notumuz önemli. Arkadaşlar bakın, Arnavut, Boşnak, Rum, Bulgar, Sırp, Hırvat çocukları devşirme için tercih edilirken bakın, Türk, Kürt, Acem, Yahudi, Rus, Çin, gene Gürcü çocukları devşirilemezdi. Şimdi Ermeni çocukları arasında da çok az sayıda çocuk saray hizmetleri için devşirilmiştir arkadaşlar. Şimdi neden Yahudiler devşirilemiyor biliyor musun? Bakın uyarı da söyleyecek. Diyor ki Yahudi çocuklar kültür bakımından size kültürlerine çok bağlı. Kültürlerine bağlı oldukları için öyle bir sistem de var. Zaten Yahudi cemaatin genel özelliği bu. Kapalı bir kutudur arkadaşlar. Dinlerini yaymazlar, birbirlerini de korurlar. O yüzden Musevilerden devşirme alınmamıştır. Evet, eyalet askerlerine baktığımızda böyle İstanbul askerleri merkez ordusunu bitirdik. Şimdi eyalet askerlerine bakalım. Arkadaşlar eyalet askerleri de belirli birliklerden oluşmaktadır. Tabii soru tarzına göre de değişiyor. Bazen eğer ayetede bilgi gelirse aşağıdaki hangisi merkez ordusunun üyelerinden biridir veya merkez ordusundandır değildir gibi sorular gelebilir ve eyalet ordusundandır gibisinden. O yüzden bu tanımları bileceğiz. Yani hangisi merkez ordusu, hangisi eyalet ordusu bunu bilelim. Eyalet ordusuna ilk önemlilerden bir tanesi tımarlı sipahidir arkadaşlar. Tımarlı sipahi biliyorsunuz tımar sistemiyle yetiştiren atlı askerlerden oluşacaktır. Bakın bu Osmanlı ordusunun en kalabalık sınıfıdır ve hazineden maaş almaz dedik arkadaşlar. Bu tımarlı sipahiler aslında Selçuklular iktidar sistemi örnek alınacak ve oluşturulacak. Ateşli silahların çıkmasıyla birlikte bunlar geleneksel yöntemi kullandıkları için bu Yeniçeriler gibi kendilerini değiştiremeyecekler ve zamanla tımar sistemi zaten bozulacak. Geldik Akıncılar. Bunlar keşif birliğidir arkadaşlar. Bilgi toplar, düşmanı oyalar, ordu güzergahının güvenliğini sağlar. Fakat gelin görün ki tarihte böyle çok böyle talihsiz bir olay yaşandı. Köprü faciası. Yer göğü savaşı olarak da biliniyor 1595 tarihinde. Şimdi arkadaşlar Mihai Romanya daha doğrusu Eflak Bey diyelim. Ortalığı karıştıracak, Osmanlı Devleti bir sefere çıkacak. Tabii Mihai ile karşılaşılmayacak çünkü Mihai daha çok geriye kaçacak. Bu sefer tamamlandı denilip, olay çözüldü deyip Osmanlı Devleti, Osmanlı askerleri, tabii 100 bini bulan bir askeri grup geriye dönmeye başlayacaklar. Tabii artık Osmanlı askerleri hepsi kurulan köprüyü geçmek üzere ama tam böyle Akıncılara gelecek. Akıncılar geldiği zaman Mihai günlerdir meğersem askerleri takip ediyormuş. Top atışıyla köprüyü yıkacak. Orada binlerce asker ölecek. Kalan askerler ise orada kılıçtan geçirecektir. Ve bildiğiniz arkadaşlar Akıncıların böyle kökünü kazacaklar yani. Ve biz bu olaya ne diyeceğiz? Köprü faciası diyeceğiz. Ve artık bu teşkilat bu faciayla çökecektir. Deliler aslında cesaret ve farklı giyim tarzlarından dolayı bunlara deli denilmiştir aslında. Bunlar da keşif hizmeti yapan hafif böyle süvari birliklerdir. Azepler arkadaşlar düşmanı ilk karşıdan okçu birlikleridir. Bakın bunlar okçudur. Aynı zamanda barış döneminde de kalelerin güvenliğini sağlamıştır arkadaşlar ve gönüllü bekarlardan oluşur. Derbentçiler askeri ve ticari yolları geçitleri korumakta görevli olan karakol askerlerdir. Bakın askeri ve ticari yolların geçişini koruyan. Sakalar bugün bir saka sular biliyorsunuz. Turnalar arkadaşlar ordunun su ve ihtiyacını karşılar. Turnalar ise ordunun haberleşmesini sağlar. Posta teşkilatı gibi düşünebiliriz. Şimdi ÖSYM ne sordu 2016'da? Aşağıdakilerin hangisi Osmanlı ordusunda kapı kolu ocaklarına bağlı süvari birliklerden biridir? Şimdi size sordum. ÖSYM soruyor zaten biridir değildir gibi. O yüzden bu ayrımı bileceğiz içerikten ayrı olarak. Şimdi bakalım. Yeniçeri bir kere merkez ordusu. Doğru mu? Ama bize bakın ne soruyor? Süvari diyor. Bu piyade. Lağımcı piyade. Topçu piyade. Cebeci piyade. Silahdar altı bölük halkını biliyorsunuz. Bu arkadaşlar süvaridir. O zaman canımız denizidir.
Peki ÖSYM ne sordu diyor. Selçuklarda değişik toplulukların çocukları küçük yaşta alınarak özel olarak yetiştirilir ve yeterli olgunluğa geldiklerinde askere alınırlardı. Biz bu sisteme gulam sistemi derdik. Peki Selçuklularda bu sistemin Osmanlı'daki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın tımar bir iltizam değil, ishal değil, millet değil, kapıkulu asker. Bakın buna devşirme de diyebilir. Evet. Eski ismi gulamdır. Şimdi devşirme sistemi ve tımar sisteminden bahsedeceğiz. Tabii tımar aslında devşirme sistemini biraz bahsettik ama böyle belli şeylerden geçelim. Bir resmimiz var. Resmime bakalım. Görüyorsunuz devşirme askerleri. Şimdi arkadaşlar 1. Murat döneminde tabii zaferler vesaire artacak. Bu dönemde Pençik sistemine dayalı olarak Kapıkulu ocakları kurulacak ilk olarak. Daha sonra arkadaşlar Mehmet Çelebi döneminde arkadaşlar ne kurulacak? Devşirme sistemi oluşturacak. Ve 2. Murat döneminde bu sistemli bir hale getirilecek. Tabi Osmanlı Devleti aslında Yeniçeriler sayesinde uç beylerin nüfuzlarını müşterine geri otorite haline gelmelerine engel olacak. Yani bir nevi Yeniçeriler olduğu için artık öyle yerel güçler, aşiretler, o boy beyleri falan önemlerini kaybedecek. Profesyonel askerlere geçecek arkadaşlar. Bu profesyonel askerler İstanbul'un da güvenliğini sağlayacaklar. Bölgenin güvenliğini de sağlayacak. Baktığımız zaman yine Yeniçeriler arkadaşlar ve tımarlı sipahiler sahip oldukları askeri idare ve hukuki yetkileriyle devletin otoritesini temsil edecekler ve birbirlerine karşı denge unsuru da oluşturacaklar. Bakın hani Anadolu'da tımarlı, yani taşrada daha doğrusu, İstanbul'da Yeniçeri ordusu. Tabi acemi olanlar ocağına gelecek bu devşirmeler, sonra eğitilecek vesaire bahsettik az önce. Peki bunun dışında ne eğitimi alıyorlar biliyor musunuz acemi olanlar ocağında? Bir, nalbantlık eğitimi alıyorlar askerlik dışına, bakın belli yetenekleri de var. Berberlik oluyor, saraçlık, fırıncılık, odunculuk, kasaplık gibi sanatları da öğreniyorlar. Aynı zamanda saray, cami, çeşme, köprü, medrese, hastane inşaatlarında ve gemilerin kalafat işlerinde de çalışacaklar. Yani birden fazla yetenek de öğretiliyor. Yani şöyle bir soru gelirse, acemi olanlar ocağında Yeniçerilere sadece askeri eğitim verilir denilse bu kesinlikle yanlıştır. Bunun dışında kendi alanlarında farklı yetenekler de öğretiliyor, öğretilmek zorunda. Çünkü bunlar savaşa gidiyorlar. Belki savaş 3 yıl sürecek, belki 5 yıl sürecek. Şimdi askerlerin yemeğini yapacak, fırıncıya ihtiyaç var, dereceye ihtiyaç var, kıyafetçiye ihtiyaç var vesaire vesaire. Şimdi tımarlara da bakıyoruz. Tımarlı askerlerin bir görüntüsü. Hadi sen. Tımarlı devlette biliyorsun memurlara veriliyor. Bu memurlar da arkadaşlar o bölgeyi, tarımı işte vergi karşılığında halka işlettiriyor. Toprağın sürekliliğini sağlayacaktır ve üretimde devamlılık sağlanacak vesaire. İşte toprağını işlemedi. Köylüden ne yapılacak arkadaşlar? Çift bozan vergisi alınacaktır. O köyü oraya işlemek zorunda. Baktığım zaman yine toprağa sebepsizlere bırakan evet çift bozan alınıyor dedik. Ve burada da Cebeli adı verilmiş askeri birlikler yetiştirilecek. Fakat 17. yüzyıldan itibaren birlik arazileri artık tımar arazileri iltizama dönüşmeye başlayacak. Çünkü nedenlerden bahsetmiştik az önce ama ne olacak? Devlet artık askeri anlamda başarılar sağlayamayacak. Ardından torpiller oluşar. Eskisi gibi tımar askerleri kendilerini o dönemin koşullarına, teknolojilerine güncelleyemeyecek. Ve bu tarz nedenlerden dolayı aslında yavaş yavaş bozulmaya başlayacak. Yavaş yavaş bozulunca özellikle barutla ateşli silahların kullanılması da tüfek kullanmayı bilmedikleri için Yeniçerilerin de çok gerisinde kalacaklar. Hala kılıç döneminde kalacak. Bu nedenlerden dolayı önemini kaybedecek. Peki şimdi karşılaştırmamız var. Diyor ki şimdi Yeniçeriler. Yeniçeriler hazineden maaş alır, değil mi? Ulufe 3 ayda bir. Merkez ordusu temsilciler İstanbul'dalar. İstanbul çevresinde dedik devşirme kökenli de Müslüman oluyorlar sonradan. Evlenmez, ticaretle meşgul olmazlar. 40 yaşına kadar evlenemiyorlar. Piyade ve süvari olarak ikiye ayırıyoruz. Ateşli silah kullanımı yaygınlaşma önemleri artmıştır profesyonel askerler. Ama tımarlı sipahiler de hazineden maaş almazlar. Bu güzel bir şey. Eyalet ordusunu temsil ederler. Taşlarda ikamet etmişlerdir. Türk ve Müslüman kökenlidir. Evlenebilirler. Süvari bir askerlerdir. Ateşli silahların kullanılmasını, yaygınlaşmasını
önemleri azalmış, yani çok kullanamamışlardır kısacası. Evet arkadaşlar, ordumuz bu şekilde konumuzu bitiriyoruz.